2019 F1 sezonunda takımların yaptıkları gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve padoktan çektiği fotoğraflarla inceliyorduk. Turbo V6 motorların gelmesinden bu yana Mercedes bir düzine pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazandı. 2019 sezonu için aerodinamik kuralların değişmesinin ardından Mercedes sezon öncesinde pek güçlü değildi ancak sezon başladıktan sonra beklenen performansı sergiledi. Her şeyin önemli olduğu anda Mercedes ilk 8 yarışı kazandı. Toplamda 15 zaferle sezonu şampiyon olarak tamamladı. Böylece Mercedes son senelerde olduğu gibi kendi sınıfında tek başına olduğunu kanıtlamış oldu. Mercedes 2019 F1 aracını ilk kez tanıttığında ön kanat felsefesi açısından diğerlerinden tamamen farklıydı. Diğer takımlar ön kanadın dış kısmını, hava akımını lastiğin dışına yönelecek şekilde ayarlarken Mercedes tam tersi içeri doğru yönlendirecek şekilde ayarlamıştı. Takım 2019 aracının tasarımı konusunda çok agresif bir yaklaşım sergiledi. Ön süspansiyonlar da agresif olan noktalardan birisiydi. Tekerleğin iç kısmında yer alan parça sayesinde Mercedes, ön süspansiyonların üst kolunu yukarıdan bağladı. Bunun dışında 2019'da fren kanalları basitleştirilirken üstüne eklenen parçalar yasaklandı. Buna rağmen Mercedes alt resimde göreceğiniz şekilde parçalar eklemeyi başardı. Alman takım sezon öncesi testler bitmeden daha geleneksel ön kanat yapısına döndü ve bu tasarımda hava akımı dışarı doğru yönlendirilecek şekilde kanadın dış kısmına kavis verildi. Son senelerde soğutma büyük önem kazandı. Takımlar aerodinamik açıdan olumsuzluğu minimum seviyeye düşürecek şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Mercedes, Avustralya'da sidepod'un yanında birkaç parçadan oluşan hava çıkışı ve aynı zamanda halonun bittiği noktaya geniş bir çıkış ekledi. Ancak Bahreyn'de sadece sidepod üstündeki kanal kaldı. Daha fazla performans arayan Mercedes, Çin'de yeni bir ön kanat kenarı kullanmaya başladı. Bu tasarımda ön kanadın en üst flapinin dış kısmı kenar plakasındaki kesik sayesinde görünüyordu ancak bu kurallara aykırı bir durumdu. Mercedes bunun üzerine pist üstüne geçici bir çözüm bulmak zorunda kaldı. Durum böyle olunca Mercedes hem ön kanadın dış duvarında hem de flapin dış kısmında değişiklik yaptı ve kenardan görünmeyecek hale getirdi. Gümüş oklar bir kez daha Azerbaycan'da tırtıklı arka kanat çözümünü kullandı. Mercedes drag etkisine karşı daha fazla yere basma gücü bulmak için bu çözümü kullanıyor. Süspansiyon kolunun daha dışarıdan bağlanmasını sağlayan parçalardan bir tanesi şu anda görüntüde. Mercedes Almanya Grand Prix'sine oldukça kapsamlı bir güncelleme paketiyle geldi. Bu paketin içerisindeki en büyük değişiklik arka kanattaydı. Arka kanadın hem dış yüzeyinde hem de üst tarafındaki basamaklı bölümde birçok değişiklik yapıldı. Takım ön kanadın dış kısmının ucunda Gurney tarzı parça kullandı. Mercedes normalde süspansiyonlar konusunda yakın rakiplerinin önde yer alan takımdı. Ancak 2021'de süspansiyonlar konusunda düzenleme geleceği için Mercedes, süspansiyon tasarımındaki hidrolik kullanımını azaltmaya başladı. Bunun yerine daha geleneksel yaylara dönüldü. Bu resimde Mercedes'in ön tarafta Bellwheel yayı içeren mekanik sisteme döndüğü görülüyor. 2017'deki kural değişikliklerinden bu yana araçların orta bölümü, bajbord, sidepod ve taban büyük önem kazandı ve performansın çoğu bu bölümde bulundu. Bu sayede takımlar bu bölgede çok ciddi güncellemeler yaptılar. Mercedes de bu bölümü en iyi kullanan takımlardan birisi oldu. Sezonu şampiyon tamamlayacak olmasına rağmen Mercedes sürekli performans arayışını sürdürdü ve Japonya Grand Prix'sine yeni sidepod kenarı kanat yapısıyla geldi. Mercedes, Japonya Grand Prix'sine jant içerisindeki hava akımını daha iyi yönlendirebilmek için fren tamburunun üstüne yeni minik kanatçıklar ekledi. Meksika Grand Prix'si soğutma açısından büyük önem taşıyor. Bu açıdan Mercedes, güç ünitesini iyi soğutabilmek için arka süspansiyon kolu bölgesinden havanın çıkmasını sağlayan bir tasarım hazırladı. Mühendisler her bir küçük alandan dahi maksimum performansı almak için çabalıyorlar. Bu kapsamda Mercedes mühendisleri arka süspansiyon ve fren bağlantısında kullanmaktan çekinmedi. Resimde gördüğünüz üçgen bölümden giren hava, bir önceki resimde gösterilen kanaldan jantlara doğru iletildi ve bu şekilde lastiklerin daha iyi kontrol edilmesini sağlayan bir tasarım bulunmuş oldu. Mercedes sezonun son yarışına gelecek sezon için test edeceği prototip bir ön kanat getirdi. Testlerde bu kanadı test etmek isteyen takım Ferrari ve Alfa Romeo'ya benzer bir ön kanat hazırladı. Böylece yeni sezon öncesinde bu sistemin nasıl çalışacağına pist üstünde bakılmış oldu.